Borsada ulaştırma endeksi dışında iyi giden yerler neresi? Elektrik endeksi. Mesela elektrik endeksi ulaştırmadan sonra en iyi performansta normal bu elektrik fiyatlarıyla %25 dolar bazlı getiride. Sonra GEO endeksi çok iyi performans göstermeye devam ediyor. %20 getiride. Madencilik kozaların performansıyla %20 getiride. Yani baktığımız zaman 31 endeksten 18 tanesi negatif ve burada negatifte inanılmaz kötü performanslar var. Yani yatırımcısına manyak gibi para kaybettirmiş dolar bazında hisse senetleri var. Özellikle burada teknoloji hisselerini mesela temettü endeksimiz %10 aşağıda, iletişim endeksimiz Turkcell ve TT.com'daki satışlarla %28 aşağıda. Arkadaşlar burada TT.com fiyatlamasına bir parantez açmak istiyorum. Yani Türkiye'nin ana değerlerinden birisi olan Türk Telekom şirketi yani şu anda yemin ederim 1,7 milyar dolar fiyatlamaya düştü. 50 sent de işlem görüyor. Yani şu fiyatlar gerçekten hani gözyaşı dökülecek fiyatlar. Çünkü yani şu anda Türk Telekom dese ki ben operasyonları bırakıyorum, borçlarımı ödeyeceğim, bütün varlıklarımı satacağım. Arkadaşlar yani bu fiyatın çok çok daha üzerinde bir piyasa değerine ulaşır. Demek ki yani insanlar öyle bir korku içindeler ki bazı hisse senetleri konusunda artık hani bu TT.com üzerinden anlattım ama bunu Kardemir için de söyleyebiliriz. Bunu başka şirketler için de söyleyebiliriz. Borsamızda inanılmaz bir korku var. Buna rağmen başka hisse senetlerinde de inanılmaz bir iştah var. Neden bu iştah var? Hem BES fonları, bireysel emeklilik fonları alıyor. Hem hane halkı alıyor. Mesela halka arz hisselerinde şu anda halka arz endeksimizde 82 tane hisse var. BIST TÜM'ün 5'te birinden yani BIST TÜM endeksimizde 430 hisse varken halka arzda 82 hisseye ulaştık halka arz endeksimizde. 5'te birinden fazla hisse sayısı ve halka arz endeksimize baktığımızda performansın dolar bazında %5 bu sene getiride olduğunu ve insanların hala halka arz hisselerine para sokmaya değer gördüğü bir yer olduğunu görüyorum. Buna rağmen dediğim gibi işte Kardemir, Türk Telekom gibi gerçekten hani insanı güldürmeyen ama çok fazla düşündüren hatta ağlatan fiyatlamalar olduğunu da söylememiz lazım.